Deizm hakkındaki bu 8. dersimizde yine bir deistle konuşacak ve onu kendimize muhatap yapacağız. Şimdi deist olan kişiye bazı sorular soracağız. İnsan nereden geliyor, nereye gidiyor ve kimdir? Bu alem niçin yaratıldı? Bu alemin sahibi olan zat bizden ne istiyor? Bizlere verilen bu kadar duygu ve cihazlar nedendir? Bize verdiği nimetler karşılığında ona nasıl şükretmeliyiz ve kendimizi ona nasıl sevdirmeliyiz? Varlıklar niçin böyle nakış nakış süslenmiş, her biri farklı renklere boyanmış ve her birine farklı suretler verilmiş? Bunca masraf yapılan varlıklar niçin birkaç gün ya da birkaç hafta sonra ölüyor? Bunca masrafa yazık değil mi? Şu alemde sürekli bir tazelenmek var. Gelen durmuyor, hemen gidiyor ve yerine bir başkası geliyor. Bunun sebebi nedir? Şu alemin merhamet sahibi olan yaratıcısı musibetlere, hastalıklara ve diğer belalara niçin müsaade ediyor? Ölümden sonra ne var? Daha bunlar gibi onlarca soru sorabiliriz. Bu soruların cevabını akıl bulamaz. Bulsa da doğruluğunu ispat edemez. Doğru cevapları bize ancak vahye mazhar peygamberler verebilir. Şimdi şunu bir düşün. Bize merhametiyle muamele eden yaratıcımız, bu soruların içimizi kemirmesine ve her an bizi meşgul etmesine müsaade eder mi? Eğer ederse, niçin eder? Peygamber göndermek ona zor mudur ki bizi böyle cevapsız sorularla baş başa bırakıp aklımızı sürekli bu sorularla meşgul etsin? Yok, hiç senin inandığın gibi değil. Bizi hiç de bu sorularla baş başa bırakmaz, aklımızı ve fikrimizi onlarla meşgul etmez. Peygamberlerini gönderir, kitaplarını indirir ve merak ettiğimiz her sorunun cevabını bizlere öğretir. Öğretmesi, onun rahmetinin, adaletinin ve hikmetinin gereğidir.